diyeceksiniz. Seçim çalışmaları nasıl? Bir kere pazarın pahalı olduğunu, herkes geçim sıkıntısı yaşadığını, özellikle gıda fiyatlarının çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani gıda enflasyonuyla, gıdadaki enflasyonla, dünyadaki gıda enflasyonuyla, Türkiye'deki gıda enflasyonuyla ve pazardaki artışlarla bir paralellik yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bu stokçular diyerek, suçlayarak, marketlere mektup yazarak çözülecek bir iş değil. Bu ciddi ciddi planlanacak bir iş. Geçtiğimiz günlerde yine Tarım Bakanlığı'nın bu et fiyatları üzerine bir açıklaması oldu. Eksik buluyorum onları da. Yani sorunlardan birisi çoban sorunudur. Çoban sorunu çözülmediği sürece bu çözülemez. Yine bakış açıları yanlış. Şöyle bakış açıları yanlış. Yine sığırla uğraşıyorlar. Küçük başı öne çıkartmaları lazım. Meraları öne çıkartmaları lazım. Bu düzenlemeleri bir kere doğru bulmadığımı. Onun için et fiyatları 1.000 liraya doğru gidiyor. Ve milletimiz bunu tüketemiyor. Ramazan ayı içerisinde, bu mübarek ayda büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir de 31 Mart'ta seçim var tabii. Bu seçim antidemokratik bir seçim. Yani yolda gelirken gördünüz. Yani Mansur Yavaş bu kadar parayı nereden bulmuş? Bu nasıl bir reklam? Bu nasıl bir billboard? Bütün büyükşehirin paraları buraya akmış. Yani bir yanda devletin imkanları, Tayyip Erdoğan devletin uçağıyla, devletin helikopteriyle, devletin otobüsüyle, devletin paralarıyla kampanya yapacak. Mansur Yavaş belediyenin paralarıyla kampanya yapacak. Biz 3-5 gönüllünün adaylarımızın, bu adaletsiz bir yarış bu. Bu adaletsiz yarışta biz kampanya anlamında eziliyoruz tabii. Bir diğer tarafı daha var. Önceden ayakkabı kutucuları vardı. Bunları iktidar medyası göstermezdi. Sürekli muhalefet medyası gösterirdi. Şimdi kuleciler çıktı. Kulecileri de muhalefet medyası göstermiyor. İktidar medyası gösteriyor. Bu konuşmamı bile göreceksiniz. Bir kısmını iktidar medyası alacak. CHP'ye çaktığım kısmını iktidar medyası kullanacak. AKP'ye çaktığım kısmını muhalefet medyası, onu da kullanmayacak. Çünkü onlar beni iyice yok sayıyorlar. Türkiye böyle bir garip ortamda kulecilerle ayakkabı kutucuları arasında sıkışmayacak kadar büyük bir ülkedir Türkiye. Biz üçüncü yol olarak bir muhalefet partisi olarak Türkiye'ye bir üçüncü yol öneriyoruz. Memleket Partisi aklın, vicdanın partisidir. Memleket Partisi ahlakın partisidir. Memleket Partisi gençlerin, umudun partisidir. İnşallah başarılı olacağız. Teşekkür ederim. Peki seçim öncesinde projeleriniz neler? Projeleri ben açıklamayacağım. Tabii ki adaylar açıklayacak. Yani onları söyledik. Yani ranta dayanmayan bir belediyeciliği, kent yoksulluğunu yöneceğimizi, 3A'yı, 3D'yi, bunların hepsini söyledik. Arkadaşlarımı davet ederseniz, büyükşehir adayımızı bir televizyon kanalına davet ederseniz, o da size projelerini anlatacak. Sayın Başkanım'ın asaletli tüm projelerin cevabıdır işte. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.